Tatlıcım tuzu alabilir misin? Tabii anne. Of ya, benim boyum niye bu kadar kısa ki? Çünkü daha yaşın küçük akıllım. Merak etme Mutlucuğum. Zamanla senin de boyun uzayacak. Belki bir basketbolcu kadar uzun olacaksın. O zaman ablamdan bile uzun boylu olurum. En yükseğe bile ben sıçrarım. Kolay gelsin kızım. Aferin oğluma. Ama ne yapıyorsun Mutlu? Dur baba, zıplayarak daha hızlı büyümeye çalışıyorum. Peki, zıpla bakalım. Mutlucuğum, iyi beslenerek büyürsün, zıplayarak değil. Gel hadi masaya. Hayatım, ekmeğimiz azmış. Ne yapacağız şimdi? Ben hallederim. Oh, kocaman oldu. Bunu iki gün yeriz artık. Ben de böyle büyüyeceğim işte. Zamanla Mutlucuğum, zamanla. Şimdi boyum bu kadar. Bakalım ne kadar zamanda büyüyeceğim. Hey! Ne yapıyorsunuz çocuklar? Mini ile Mani'ye adamı gösterecektim ya. Gezin bakalım. İşte burası da Mutlu'nun odası. Çok güzel. Ama senin odandan biraz daha küçük. Mutlu nerede acaba? Buradayım abla. O kadar küçüğüm ki beni göremiyorsunuz bile. Tıpkı odam gibi. Öyle değil mi? Oraya saklandığın için görmedik seni. Saklanmıyordum ki. Boyumu ölçüyordum. 10 dakika arayla ölçtüm. Hep aynı boydayım. Hani zamanla büyüyecektim? Yaşının büyümesi gerekir. Öyle bir anda büyümez ki insan. Bak daha boyun neredeydi? Şimdi ise ne kadar olmuşsun? Aa, bu hayvan nedir? Baksana Mini. Bu buzun boynu var. O bir zürafa. Karada yaşayan en uzun hayvan. Neden bu kadar uzun? Çünkü zürafalar ağaçların en üstündeki yaprakları yerler. Bunun için de uzun bir boy gerekir akıllım. Vay! Dünyamızdaki en büyük hayvan zürafa demek. Keşke ben de zürafalar gibi uzun olsam. Daha büyüğü de var. Balinalar. Ama onlar okyanuslarda yaşarlar. Balina mı? Evet, balinalar kocamandır. Nasıl anlatayım bilmem ki. Ha, aklıma müthiş bir fikir geldi. Neşe, ne soracaktın bize? Babacığım, bugün gidip bir balina alabilir miyiz? Balina mı? Evet, evet, mesela bir balina. Onu şişme bir havuza koyarız. Böylece rahatlıkla balinaları anlatabilirim. Sence balinayı ne kadar büyük bir şişme havuza sığdırabiliriz Neşe? Sanırım o kadar büyük bir havuz bahçemize sığmaz. Neden bir balina resmi çizmiyorsun? Bu harika bir fikir. Odamdaki kağıtlara çizer, oradan anlatabilirsin. Yaşasın! Hemen gidip çizmeye başlıyorum. Şimdi kocaman bir balina çizeceğim. Masmavi bir okyanusta yüzsün. Okyanustur onun evi, kendi kadar dalga yapar. Balinadır onun ismi. Kendisi dev gibi, yemeği mini mini. Nefes alır insan gibi, balinadır onun ismi. Şarkı söyler denizlere, tüm denizler onun evi. Kalbi büyük ağaç gibi, balinadır onun ismi. Balinadır onun ismi. Harika bir balina yaptım. Mini ve Bunny çok sevinecek. Bakın, size bir balina resmi yaptım. Tabii burada çok küçük görünüyor ama aslında kocaman. Vay, gerçekten de kocaman. Demek kumandayı da o yüzden istemiş. Yok, kumandayla çizmedim, kalemle çizdim. Ne oldu? Arkamda ne var ki? Mutlu ama sen... Kocaman olmuşum değil mi abla? Hem de kocaman. Zıplayarak mı büyüdün böyle? Hani sabah Mani ekmeği kumandada bir düğmeyi çevirip büyütmüştü ya. Demek o yüzden benden kumandayı istedin. Tabii bunun için istedim.
Sabah yaptığın gibi önce kumandayı kendime doğru tuttum, düğmeyi çevirdim ve kocaman oldum işte. Artık tüm raflara yetişir boyum. Peki ama eve nasıl gireceksin? Aa, değil mi? Ben onu hiç düşünmedim. Ama abla, ben şimdi bu kapıdan nasıl geçeceğim? Bence bu halinle yatağına da sığmazsın. Buldum. Kapıyı da büyütürüm. Nerede kumanda? Nerede ama? Kumanda nerede? Galiba düşürdüm. O kadar küçüktü ki tutamadım sanırım. Eyvah! Kumanda olmadan seni normal boyuna nasıl döndürürüz? Hemen arayıp bulmalıyız o zaman. Mutlu? Merhaba baba. Hayatım bir baksana. Ne oldu hayatım? Bak çocuklarımız ne kadar hızlı büyüyor. Ne? Mutlu? Senin boyun yaşına göre çok iyiydi Mutlucuğum. Niye böyle bir şey yaptın ki? Sadece raflara yetişmek istemiştim anne. Ah oğlum, yaşın büyüyüp boyun uzadığında bugünleri özlersin sonra. Şimdi istesem seni kucağıma bile alamam ki. Of, böyle kalamam. Ne olur eski halime döneyim. Dur bakalım, şimdi çocuklar kumandayı bulurlar. Acaba Mutlu kumandayı nerede düşürdü? Ağaç evin oraya baktım ama bulamadım. Ben de garaja ve karavanın oraya baktım. Ama yok. Nasıl bulacağız peki? Durun, benim bir fikrim var. Yumak, kumandayı bul. Hadi Yumak, koş. Bence onun dilinde sormalıyız. Onun dilinde mi? Bunu nasıl yapacağız? Hav hav, hav hav. İşte şimdi anladı. İşte burada. Canım, bence Mani düzelseydi. Merak etme hayatım. Oğlumun boyunu ben bilirim. Sanırım diğer tarafa çevirmeliyim. Baba, lütfen artık beni normal boyuma getir. Normali en güzeli. Arkadaşlık. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kaçta kaldım? Ha, 41. 42. Alo? Alo? Zuzu, sana muhteşem bir haberim var. Anne bırakabilecek mi seni? Tamam, harika. Yaşasın, tatilden dönmüşler. Onu Minnie ve Mani ile tanıştıracağım. Çok sevinecek. Ah, Zeynep mi geliyor? Çok şeker bir kız. Ben ona Zuzu diyorum aramızda anne. Tamam. Alışamadım hala Zuzu demeye. Neyse, dışarıda saklambaç oynuyorduk. Mutlu sayarken ben saklanacak yer arıyordum. Sonra? Birden aklıma geldi. Zuzu'nun bugün tatilden döneceğini hatırladım. Çağırıp Minnie ile Mani ile tanıştırmak istedim. Ben de hemen gelip telefon ettim. Ve birazdan burada olacak. Bir dakika. Mutlu, saklambaç için mi öyle dışarıda sayıyor yani? Ah, saklanmayı unuttum. Neyse, eminim daha 50 olmamıştır. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Oraya saklanma Mani. Mutlu seni hemen bulur. O zaman ben de yukarı çıkarım. Nereye saklanmalıyım? Hah, en iyisi yumağa sorayım. Hav hav. Ha, hav. 150. 1, 151. Mutlu sadece 50'ye kadar saymayacak mıydı? Hala bitmemiş. 71, 72, 73, 74. Hav hav. Zuzu mu geliyor dedi? Zuzu ne demek ki? Eyvah! Köpek sesini insan sesine çeviremiyor. Kulaklık mı bozuldu yoksa? Zuzu, Zuzu mu dedi? 88, 89, 50. Sağım, önüm, arkam, solum, sobe. Yumak gördüm seni, sobe. Çabuk saklanın, Zuzu geliyor. Zuzu mu? Mutlu'dan saklanmıyor muyduk? Zuzu tabii. Aslında adı Zeynep. Ama ben ona kısaca Zuzu diyorum. Ben şimdi eve gidip hiçbir şey olmamış gibi onu karşılarım. Sonra da siz gelirsiniz. Çok güzel olacak. Ama sen şimdi iyice saklan. Yumak, nasılsın? Ben de seni çok özledim.
Neşe nerede? Bana muhteşem bir sürprizi varmış. Neredesiniz? İstediğiniz kadar saklanın. Ben sizi hemen bulurum. Zuzu! Neşe! Sana inanmayacağım bir sürprizim var. Hadi çatlayacağım, söyle artık. Bunlar benim yeni arkadaşlarım. Ay, bunlar da ne? Koç, koç, koç! Eyvah, hıçkırık tuttu. İşte orada biri var. Bakalım kim? Zuzu! Zuzu'yu sobeleyeceğim. Aa Zuzu, ama Zeynep abla bizle oynuyor muydu ya? Hadi Zuzu, çekinme, dışarı gel. Uzaydan gelmişler. Gelmem ben. Gel hadi, onları çok seveceksin. Bak bu Mani, bu da Mini. Merhaba Zuzu, biz arkadaşız. Merhaba. Of, arkadaşımı hiç kırık tutmuş. Nerede bunlar? Mutlu'nun sesi miydi o? Demin o da geldi, ben hıçkırınca koşarak gitti. Aa, biz saklanmaç oynuyorduk, unuttuk. Ah, demek hala bizi arıyor. İşte buradasın. Hayır değil. Burada mı? Yok. Abla, ya nereye saklandılar ki? Su iç ama yutma. Sonra başını. Yok, o bende. İşe yaramıyor. Biz hıçkırık tutunca tek ayak üstünde duruyor ve şarkı söylüyoruz, geçiyor. Pembe gezegende de böyle yapıyoruz. Öyle yapınca geçmiyor ki. 10 kere yutkunup gözlerimizi şaşı yapıyoruz. Eminim sizin gezegeninizde işe yarar. Ama burada değil. Ne yapıyorsun? Hıçkırını geçireceğim işte. Ya şaka yapma ya. Be! Be! Dur artık. Huhu, kimse yok mu? Dur, kaçma. Seni korkutursam geçer işte. Yapma bak. Geçti işte. Gördün mü? Geçmedi işte. Geçti. Benden daha mı iyi bileceksin? Güleyim bari. Bu resmen hıçkırık. Değil işte. Zaten sürprizin yüzünden oldu. Bilerek mi yaptım yani? Evet. Sobe, sobe. Of, nerede bunlar? Yapmayın. Küsmeyin böyle. Aslında bizim hatamız. Öyle aniden karşınıza çıkmamalıydık. Bilerek mi yaptım? Hayır. Sadece onu sevindirmek istemiştim. Hani o senin en yakın arkadaşındı? Arkadaşlar böyle küçük sebeplerden küser mi hiç? Tabii, o benim yakın arkadaşım ama bazen dikkatsiz olabiliyor. Peki bir arkadaşla ne yaparsın? Bir arkadaşla neler yaparsın? Uçsuz bucaksız hayaller kurarsın. Bazen koşar oynar, gülersin keyifle. Bazen de kitap okursun sevinçle. Bulutlara bakar, düşler kurarsın. Bir derdi olsa hemen koşarsın. Tamam. Ay. İşte sobeledim sizi. Aa, geçti işte hıçkırık. Hıçkırık mı? Aferin Mutlu. Ben kazandım değil mi? Kesinlikle sen kazandın. Kahramansın sen. Kahraman mı? Ne oldu ya şimdi? Hıçkırık tuttu.